yaparsanız daha ucuza gelir. Tabii. Ki valla diyetisyen ben. Ramazan ayında aç ve susuzluğa alışan midenin daha da küçüldüğünü ve bu sebepten ötürü mideye Ramazan sonrası fazla yüklenilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman diyetisyen, Ramazan bayramında aşırı yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi. Ramazan ayında yeme ve içme alışkanlığındaki farklılıkların metabolizmada değişiklikler meydana getirdiği bilinmektedir. Özellikle Ramazan'dan sonra küçük midemiz için daha alternatif olur. Aynı zamanda da sindirim sistemini bozmamış oluruz. Klasik bir kahvaltıdan kastım protein değeri yüksek olan yumurta, peynir, zeytin, tam buğday ve çavdar ekmeği gayet uygun bir tercih olur şeklinde konuştu. Bir aylık bir Ramazan sürecimizin sonuna geldik. Ramazan bayramı geldi. Bu Ramazan bayramı aslında bizler için bir sonraki eski beslenme düzenimize geçmemizde, aynı zamanda da daha rahat bir sindirim sistemine sahip olmamız için güzel bir adaptasyon sürecinin başlangıcı. Bayram sürecinde özellikle kahvaltılarımızı atlamamızı öneriyorum. Çünkü güzel bir kahvaltıyla başlarsak eğer gün içerisindeki kan şekeri düzenimiz bozulmaz. Aynı zamanda da iştah kontrolümüzü sağlamış oluruz. Geleneksel yemekler bizim bayramımızda vazgeçilmez. Aslında bir yandan da o gelenekleri devam ettirmemiz lazım. Ancak tabii kişilerle sağlık ön planda olmalı. Tüketeceğimiz besinlerin kaliteli olmasına önem verelim. Mesela protein kaynaklı bir ana yemek. Geleneksel olarak tükettiğimiz ciğer tarzı ana yemeklerde bunlarla ilgili problem yaşamayız. Çünkü neden? İlk başta çok yüksek şekerli bir üründense protein kaynaklı besinlerin tüketilmesi her zaman daha anlamlı. Ancak şimdi bayram sabahı biraz mide hazımsızlığı açısından önemli bir sabah. Çünkü henüz hali hazırda Ramazan sonrasında midemiz küçük. Sindirim sistemi problemleri yaşamamıza neden olabilir aşırı yüklenmek. O yüzden önceliğimiz minimal porsiyonlarda, daha küçük porsiyonda güne başlamak. Yani çok ağır bir öğün yaparak aslında biz orada sindirim sistemini bozarız. Bir yandan da günlük iştah düzenimizi bozmuş olacağımız için kişilerde çok aşırı tüketim sonucunda da kilo artışı gözlemlenebilir. Bunun yerine öncelikle klasik bir kahvaltı stili daha uygundur. Çünkü güne daha hafif başlangıçlar yapmak özellikle Ramazan sonrası küçük midemiz için güzel bir alternatif olur. Aynı zamanda da sindirim sistemimizi bozmamış oluruz. Klasik bir kahvaltından kastım protein değeri yüksek yumurta, peynir, mutlaka güzel değerli yağlardan zengin zeytinyağı, zeytinyağla harmanlanmış bir zeytin olabilir. Özellikle tam buğday komplekslerinden tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği gayet uygun bir kahvaltı oluşturur.